Aylarca Rusya ile barışalım dedim. Evet. Aylarca özür dilesin Türkiye dedim. En gergin olduğu anda söyledim. En gergin, en zor anda söyledim. Evet. En başlangıç safhasında. Sürekli Pravda'da yazılarım çıktı bu konuyu açıklayan, anlatan ve bu konuda düzelmeyi, doğru yola gelmeyi, doğru hareket etmeyi temenni eden yazılar, izahlar çıktı. Allah'a şükür. Allah emeklerimizi boşa çıkarmadı. Allah razı olsun. Maşallah. Evet. Makalelerinizle ilgili genel bir bilgi verebilir mi Adnan Bey? Evet. Bu konuyla ilgili. 24 Kasım 2015'te gerçekleşmişti sınır ihlali ve Rus uçağının düşürülmesi olayı. Sizin 24 Kasım 2015 tarihli sohbet programınızdaki konuşmalarınızın özeti niteliğinde hemen ertesi gün Tayvan'ın önde gelen İngilizce gazetelerinden The China Post'ta Rusya ve Türkiye kardeştir başlıklı yazınız yayınlandı. Yine hemen Pravda'da Rusça ve İngilizce sitelerinde Pravda'nın, İran'ın en çok okunan iki İngilizce gazetesinden biri olan İran Daily'nin günlük gazetesinde makaleleriniz yayınlandı. Başlığı da Türkiye ve Rusya için aklı selim olma zamanıydı makalenizin başlığı. Daha sonraki günlerde de aradaki gerginliğin nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair çözümler sunduğunuz yazılarınız dünya basınında ve özellikle de Rus basınında arka arkaya yayınlanmaya devam etti. Bunlardan bazıları şu şekilde. Katar'ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times'ta Rusya-Türkiye dostluğu krizlerle bozulmayacak kadar köklü ve sağlamdır. Amerika'dan yayın yapan Eurasia Review'de Türkiye ve Rusya eskilere dayanan dostluk zarar görmemeli. İsrail'in önüne gelen günlük İngilizce gazetesi Jerusalem Post'ta bu dostluk heba olmamalı Rusya-Türkiye. Pravda'da barışması beklenen iki eski dost Rusya ve Türkiye. Tehran Times'ta Türkiye ile Rusya eski dostluğunu yeniden kazanmalı. New York'tan yayın yapan E-Kürt Daily sitesinde Rusya ile yaşanan gerginlikten her iki ülke halkı da zarar görüyor. Pravda'nın Rusça ve İngilizce sitelerinde Türkiye ve Rusya için yola devam zamanı ve Rusya'nın güvenilir müttefiği İslam dünyası başlıklı yazılarınız yayınlandı. Son olarak bugün gerçekleşen görüşmenin hemen öncesinde yine Pravda'da hem İngilizce hem Rusça olarak Türkiye ve Rusya için heyecanlı bekleyiş başlıklı yazılarınız yayınlandı. Adnan Bey, bir de Pravda gazetesinde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman düzelmeyeceği haberleri yapılırken sizin Türkiye ve Rusya'nın kardeş olduğu, eski güzel günlere yeniden dönmeleri gerektiği gibi olumlu mesajlarını veren yazılarınız yine Pravda'da yayınlanmıştı. Bu çok ilgi çekmişti. Haftalarca en çok okunanlar listesinde oldu, en çok paylaşılanlar da oldu. İşte böyle barışma zemininde kamuoyu oluşturmak, zemin oluşturmak, siyasileri ikna etmek çok hayati bir konu. Sonu böyle hayırla bitiyor. Yani sosyal zemini hazırlamadan, felsefi zemini hazırlamadan, ikna etmeden böyle bir sistem olmuyor. Allah'a şükür, Allah vesile ediyor.